Şimdi de salgınla ilgili savaşta son duruma bakacağız. Uzmanlar endişeli. Dördüncü dalganın en çok aşısızları vuracağının altını ısrarla çiziyorlar. Bir diğer görüşe göre de 20 milyon kişi daha aşısını olsaydı bugün kısıtlamaları konuşmuyor olacaktık. 20 milyon kişi aşılarını yaptırabilmiş olsaydı biz şu an toplumsal bağışıklığa ulaşmış ve kısıtlamaların konuşulma ihtimalini dahi ortadan kaldırmış olabilirdik. Aşının önemini bu sözlerle anlattı Profesör Hakan Oğuztürk. Aşı olanların hastalığı şikayetsiz atlattıklarının altını çizdi. Şunu net olarak söyleyebiliriz ki aşı olan kişilerin de hastalanma riski var ama aşı olan kişilerde vakaların çok hafif veya şikayetsiz bir şekilde geçtiğini söyleyebiliriz. Delta varyantı ve tedbirsizlik nedeniyle vaka sayısı 20 bin bandına oturdu. Bunda hem Delta varyantının etkin olması hem de bayram döneminde bireysel tedbirlere uyma konusunda bir istikrarsızlığın olması sebebiyet verdi. Hastanelere yatışta da gözle görülür artış var. Tedavi görenlerin büyük bölümü aşı olmaktan kaçınanlar. Aşı olan kişilerin hastaneye yatış oranı sıfıra yakın. Bunu çok net söylemek gerekiyor. Yatırdığımız durumu sıkıntılı olan kişilerin aşı yaptırmadığı veya eksik doz aşı yaptırdığını çok net bir şekilde söyleyebiliriz. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da onlardan birini Ankara Şehir Hastanesi'nde tedavi gören 48 yaşındaki Nurettin Karabük'ü paylaştı. Covid aşısı olmadım o kadar uyarara rağmen. Keşke olsaydım. Bütün Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarına ricam, kendi sağlıkları için vatandaşlarımızın bu uyarıya uymalarını rica ediyorum. Ben uysaydım belki bugün bu hastanede olmayacaktım. İstanbul'da da Necati Uysal örnek bir davranışa imza attı. Annesini virüse kurban veren Uysal, aşı karşıtı arkadaşlarını tek tek ikna etti. Onları aşıya götürdü. Bayramdan önce entübe olan aşı karşıtı arkadaşım vardı. Direklerden döndü. Ben annemi kaybettim Covid'den. Kesinlikle olsunlar diyorum yani. Ve ben bu iki tane arkadaşım değil de ben bir sürü arkadaşımı getirdim yani. Arkadaşım beni ikna etti. Ben de vatandaşlık görevimi yapıp aşımı oldum, ilk aşımı. Vallahi benim gibi aşı olmayan arkadaşların gelip aşılarını olmalarını tavsiye ediyorum. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.